çok ortak bir sorun haline gelmiş durumda. Şimdi Murat bize öyle bir dosya anlatacaksın ki aslında sadece ee, o kişi, o isim üzerinden ya da kim olduğu üzerinden değil, memleketin yargı sistemini de ortaya koyan çok yönlü bir sorundan söz edeceksin sen de. Aslında şöyle bu şu andaki yaşanan birçok üzeri örtülen miyim ama konuşulmaktan çekinen bir konunun tezahür konumunda. Zeytinburnu'nda bir arkadaşım aradı beni ve bir ihbarda bulundu. Bir konu hakkında sana bilgi vermek istiyorum dedi ama bu konuyu ne yazık ki canını sıkarak dinleyeceksin dedi. Tabii ben bu konuda ne olduğunu az çok anladım ama dinliyorum dedim. Parkta iki tane kız evlerinin yakınında olan bir parkta Zeytinburnu'nda yürüyüşe çıkmışlar. ...yürüyüş esnasında bir kişi yanına yaklaşıyor ve sigara istiyor. Ardından e, yok diyor kızlar, e, biz kullanmıyoruz diyorlar. Ardından o zaman su verin diyor. Su da yok, elimizde kola var diyor şişe. E, ama tabii korkuyorlar, ne yapacağını da bilmiyorlar, titremeye başlıyorlar. Kolayı veriyorlar, buyur diyorlar kolayı iç. E, o kolayı kutusunu aldıktan sonra... ...iki kız e, parktan hızlı şekilde kaçmaya çalışıyor. Tabii ki bu isteklerde bulunan kişi koşarak onları durdurmaya çalışıyor. İçlerinden bir tanesinin boynunda yürüyüşe çıktığı için ip var. Spor yapıyor yani ip var. O ipi e, boynuna takıyor. E, sonrasında, telefon için telefon Telefon için ipli aparatlar evet, evet. boynu asıyor ve ona saldırıyor. Bu kişi sonrasında tabi ortaya çıkıyor. Beyaz peştemal giyinen adı neyse artık e, oradanın yöresel kıyafeti Afgan. Kaçak Afgan. Parkta duruyor. Oradaki insanları gözetliyor ve işi aslında terziyim diyor ama kaçak olarak terzi olarak çalışıyorum diyor ama işi bu. Çünkü anlatacağımız ayrıntılarda biz buna ulaştık. Bu Afgan iki tane kızı tehdit ediyor. Boynundaki telefonu alabilmek için üstüne saldırıyor. O sırada boğuşma yaşanıyor. İki kız bağırıyor tabii parkta yardım edin diye. Birisi o mücadelede yere düşüyor. Üzerine atlıyor. O telefonu alabilmek için. Ardından tabii diğeri ise kaçmak isterken e, yerdeki kızla mücadele eden o Afgan bir anda cebinden bıçak çıkarıyor ve kızın eline e, elini yaralıyor. Diğeri kaçmak isterken kıvırdama bağırma diye onu tehdit ediyor. O da en son cesaretle bir anda kaçıyor oradan yardım getirmek için. Diğeri ise mücadele ediyor. Hem telefonu vermemek için hem de kendisine zarar vermemesi için. Diğer elini de bıçaklıyor. Ve ardından bu kişinin üzerinde e, ne yazık ki bütün gücüyle yükleniyor. Ediyor, ve sonrasında bu mücadelede kızı istismar ediyor, istismarda bulunuyor ve telefon alıyor. Bu yani herkesin olduğu bir yerde bir parkta. Açık parkta oluyor. Açık, parkta, Açık herkesin... parkta herkes duyuyor, görüyor ve burada yaşanıyor. <laughs> Peki Ardından, kimse gelmiyor mu Murat? Tabii uça? ki geliyorlar ama o sırada Afgan o telefonu alıyor, kaçıyor. Yani millet şimdi gelene kadar kaçıyor yani. o kaçıyor. Kızlar bununla ilgili şikayetçi oluyor, hemen savcılığa gidiyorlar. Tabii ki kamera görüntüleri izleniyor, parktaki kamera görüntülerini izleniyor. E, oradaki boğuşma, elindeki sivri ciz, cisim e, oradakiler görünüyor tespit edilebiliyor ama istismarla ilgili e, görüntüleri e, te tetkik ediyor savcılık ve adli bilirden, e, adli bilir kişi raporu geliyor bunlar dosyaya ekleniyor e, bununla ilgili çocuk yakalanıyor bu Afgan, e, soruyorlar ne iş yapıyorsun ben Afgan'ım, kaçağım terzide çalışıyorum e, parka gittim, işte ihtiyacım vardı telefonu gördüm boynunda, çaldım ben istismarda bulunmadım, elimdeki de bıçak değil tahta diyor ya diyor tahta nasıl keser diyor. Ha, bu, bıçak kesiyor bu diyor. Adli tıp, raporunu, adli tıp biriminde raporu var diyor. Hayır diyor tahtaydı o diyor. Ben diyor sadece hırsızlık için yaptım diyor. Beraatimi istiyorum diyor. Bununla ilgili telefon ne yaptın diyor. Ben diyor telefon aldıktan sonra diyor format attırmak için yani telefonun şifresini kırdırmak için e, telefoncuya götürdüm diyor. Hangi telefoncuya götürdün diyor. İsmini söylüyor. Telefoncuyu da getiriyorlar. Gelen telefoncu da Afgan. Yani bir sistem kurulmuş orada. Bir oldu, Afgan bir ve savcılık makamı oradaki konuştuğum avukatlar ve mahkemedekiler şunu söylüyor yetkililer muhtemelen bu kişiler özellikle Afganlar o bölgede yağma ve hırsızlık işleriyle uğraşıyor. İstismar, yağma ve hırsızlık gelen dosyaların çoğu bu, bu şekilde. Cep telefonu hırsızlığı veyahut da başka hırsızlıklar yapılıp belirli kişiler kurmuşlar, belirli yerler oralarda da bunlar paraya çevriliyor. Bu telefonda çalınıp oraya götürülmüş. Format attırdım. Format attırmak için götürdüm diyor. Telefonun karşısındaki kişi de telefoncu da bunu söylüyor. Diyor ki "Evet bana getirdi. Ben şifresini kırıp ona geri verecektim." İşte bununla ilgili herhangi bir satış falan yok diyor. O da Afkan. bununla ilgili başka amacın neydi diye sorular soruyor tabii. En sonunda ise yargılamaya geçiliyor. Tutuklu olarak yargılamaya geçiliyor. Tutuklanıyor, yargılamaya geçiliyor. Yargılama çok daha yeni bitiyor. 21'inde bitiyor ayın. E, yargılama neticesinde tabii ki e, suçunu kabul ediyor Afgan ben diyor hırsızlık için yaptım bunu diyor yaptım diyor yani e, ihtiyacım vardı yaptım diyor o kadar hak görüyor ki kendinde. abartmayın diyor öyle istismar filan da yok diyor böyle bir şey de yok diyor yanında da tercümanı var baroda bir avukat atıyor e, bununla ilgili de diyor ben diyor e, diğer suçları kabul etmiyorum ama diyor hırsızlığı yaptım bununla ilgili de suç olduğunu düşünmüyorum beraatımı e, talep ediyorum diyor mahkeme tabii ki konuşturuyor bu kızlara e, ulaşmaya çalıştım ben. Bunlar yurt dışına çıkmışlar, telefonları kapalı. Bu yaşanan Korktum, olaydan sonra evet. korkudan e, gitmişler, telefonlarına ulaşamadım. E, bir oradaki e, telefonculara ulaştım. E, bu olayı doğruladılar. Orada şebeke kurulduğunu, bu tür hırsızlık olaylarının olduğunu, e, aslında bunu da birçok kişinin bildiğini, bu tür hırsızlık mallarının oraya geldiğini e, ...anlattılar ki onunla ilgili daha farklı çalışma yapıyorum. O da e, ileriki haftalarda bir dosyamızın konusu olacak. Buradaki yargılama sonucunda... ...tabii ki ne mahkeme heyeti ne de duruşma savcısı... ...bununla ilgili herhangi bir e, ikna olmuyor tabii ki. E, ve orada da yargılamanın neticesinde... E, ...ceza alıyor. Ama ceza almadan önce ben duruşma savcısının... ...kim bilmiyorum ama... E, ...çok güzel bir sözü var. E, duruşma kaydına geçmiş. Ben bunu okumak istiyorum. Bunun gerçekten aslında... E, ilgili altının çizilip çizilip e, kullanılması gerekiyor. Diyor ki ülkeye kaçak yollarla girdiği halde kendisine gelmiş olduğu Afganistan'a nazaran daha iyi bir yaşam standardı sunulan sanın ülkemizde insani ilişkilerine daha çok dikkat etmesi gerekirken kamuya açık bir alanda parkta yürüyen ve kendisine ikramda dahi bulunan bir kadına insani olmayan duygular ile hareket edip alenen ve yoğun bir kast ile cinsel saldırıda bulunan bıçakla yaralayıp yağmalayan sana ceza tayin edilirken en üst haddeden ceza verilmesi ve takdiri indirim maddesinin uygulanmaması gerektiği kanaatiyle diye ceza istiyor. İndirim uygulanıyor mu? Uygulanıyor. İndirim uygulanmış. E ilk başta 6 ay 6 yıl 6 ay gibi bir ceza alıyor. E bu basit cinsel saldırı suçu diye nitelendiriyor mahkeme. E 6 yıl 6 ay veriyor. Sonra arttırıyor 9 yıl 9 ay sonra bunu tekrardan indiriyor. E, 6'lı oranında indir, indiriyor ve 8 yıl 15 gün hapis cezası veriyor. 8 yıl 15 gün buradan alıyor. Hı hı. Sonrasında eee 5 yıl 6 ay nitelikli yağma suçundan e, ceza alıyor. O da 4 yıl 7 ay hapis cezasına çevriliyor. Toplamda 12 yıl 7 ay alıyor. Sonrasında ise diğer sanık için iki kişiydi. de iki diğer kişiye de silahlı tehditten 2 yıl 1 ay hapis cezası veriyor. E, ama ardından e, hüküm verilirken hükmün e, devamını ama şöyle bir şey veriyor: nitelikli yağmadan tahliyesine diyor. Şimdi. Buradaki sorunda da karşımıza da şöyle bir şey çıkıyor. Toplam aldığı cezalar tabii ki bunlar farklı. Yağma cezası 3 bölü 2 ya da 1 bölü 2 gibi hesaplanıyor. Diğer cezalar başka hesaplanıyor. Toplamda 12 yıl gibi bir cezaya tekabül ediyor. Cezaevinde ne kadar kalacak? i̇şte sorun orada. Yeni çıkan infaz yasasıyla muhtemelen kendi avukatıyla da görüştüm. Diğer avukat arkadaşları da aradım. Muhtemelen 1 yıl kadar kapalı cezaevinde kalacak. Ardından yeni çıkan infaz düzenlemesiyle açık cezaevine çıkıp oradan da çıkacak. Yani bu saldırı yapan kişi bir yıl cezaevinde kalacak. Evet, bir yıl kapalıda yani kalacak. Bıçakla park ortasında bir kadını cinsel istismarda bulunan telefonunu çalmaya çalışacak. Tehdit edecek. Yaralayacak. Yağma yapacak. Evet. Bir kadını tehdit edecek. Aynı zamanda elindeki başka bir kadını. Ve bir yıl sonra çıkacak öyle mi? Bir yıl sonra kapalı cezaevinde bir yıl kaldıktan sonra açık cezaevine çıkacak. İlk şeyinde ve e, mesela... Bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama cezaevindekiler diyor ki genelde diyor bu tür çıkanların hiçbiri gelmiyor diyor. E, yabancı uyruklu kaçak tabii. olduğu için de çıkacak gelmeyecek. Açık cezaevinden izni çıkacak bir daha geri dönmeyecek. Daha dönmeyecek diyor. Şimdi bu tabi yani meselenin o boyutu var ama diğer boyutunda biz her gün e, bu vakalarla bu memleket en çok kadının e, istismar edildiği, Aynen. öldürüldüğü bir hal. Hani Afgan'ı Türk, hiç fark etmiyor. Ya bu kadar basit tamam. yani şöyle bu kadar basit yani sen parka gidip. Bir yıl. Bakın, bir kadının özgür yürüme, özgür dolaşma yok, hakkını elinden alıyorsun yok, zaten. Yok, parkta bile şey. gezemeyeceksin. Düşünsene spor yapmak istiyorsun, yürüyeceksin. Ki bu insanlar da Özbekistan ve Kazakistan uyruklu. Bu iki kişi de yabancı uyruklu. Ay, Türk vatandaşı misin? ama yabancı uyruklu. Bak düşünün bunlar dahi Özbek ve Kazakistan uyruklu. Bunlar dahi, e, bu kişiler dahi parkta yürürken spor yapmak amacıyla çıkıyor. Çünkü Türkiye güvenli bir ülke. Yoktu böyle bir şey bizim ülkemizde herkesin canı birbirine emanetti. Mahalle kültürü vardı. İnsanlar birbirine evet yine olaylar oluyordu ama bu kadar değildi. Şimdi sokakta yürürken ne idiği belirsiz. Ben bunu söyleyince birçok kişi tepki gösteriyor. Yine söylüyorum. Ne idiği belirsiz. Bizim örfümüzde, kültürümüzde, adetimizde bağdaşmayan her ne kadar birileri onlar bizim kardeşimiz. Onlarla bizim kültürümüz aynı dese de ben kabul etmiyorum. Bizim kardeşimiz, mardeşimiz değil o insanlar ya. Bizim kültürümüzle, bizim örfümüzle, adetimizle kesinlikle bağdaşmayan insanlar bunlar. Ve burada istedikleri gibi davranıyorlar. Niye? Çünkü kayıt altında değiller. Kaçaklar. Hırsızlık yapsalar, yağma yapsalar, birini öldürseler e, istedikleri gibi davranma haklarına sahipler. Çünkü kayıtları yok. Elini kolunu sallayarak her şeyi yapıyorlar. Polis, polislerimizi tebrik ederim. Her gün bir operasyon yapıyorlar. Görüyorsunuz. Yeterli mi değil? Bu kadar kaçak nereden geldi? Gökten zembilleyin mi de bunlar? Sınırdan geçiyor hepsi. Murat bir de öğrendiğimiz yeni bir vakka var ya. Yani bir vakka öğrendik geçen, geçtiğimiz günlerde senle birlikte konuşmuştuk hatta Afgan kiralık katil ya. Evet. Afgan kiralık katillerden bahsediliyor bak şimdi Yani çalışıyoruz şöyle onun üstünde. Yani çok ilginç yani. Çünkü kaydı Afgan. yok, kaçak ve çok kolay ülkeden çıkabilir. Ve Kira kiralık katil olarak kullanılıyor. Adam öldürdükleri parayı bir duysan. hem yani söylemek doğru değil söyleme sakın söyleme. Sakın. Ya Söyle. inanamazsın ya. İnsanın hayatının bu kadar ucuz olduğu bir dönem daha yok. Ve bunların hepsi mahkeme kayıtları bak. Şimdi bir dakika. Biri cinayet işleyecek. Evet. Ve gidiyor. Evet. Bir Afgan'ın kapısını çalıyor bir bedeli, bedeli var. Bu bedele ee, o cinayeti işletiyor. Neden? Zaten hani çok ucuz. Birincisi hem o. Hem ucuz hem e, de ikincisi de o öldürdüğü zaman kayıtlı olmadığı için tamamen kaçak zaten. Bir de gerçekten polisin işi çok zor. Evet. Yani ne, normalde te, adamı telefon... tesis ettin. Kamera görüntüsü var. Onu bile tesis edemiyor. Yani, yani bizim bir kaydımız var bütün suçlarda. E, onu ona dönüyor para karşılan olay. Karşılan Maalesef onu dönüyor. şimdi Biz ya yani Türk vatandaşı işlesi suçu, cep telefonu kaydı var. Kimlik kaydı var, plaka kaydı var, yani onun günlük hayatını örneğin e, İstanbul kartı var, yani onu tespit edebileceği, kredi kartı var, yani onu tespit edebileceği, polisin onu yakalayabileceği pek çok e, kaynak var. Parmak izi var, şey, var. Şimdi bu tamamen kaçak. Evet. E böyle olunca polis...